sen iyisin değil mi? Ben sana bir şey oldu zannettim. Çok korktum o zaman. Merak etme. İyiyim ben. Biliyordum. Hala beni sevdiğini biliyordum. Benden vazgeçmediğini, bunların bir oyun olduğunu biliyordum Aslı. Seni çok özledim. Ben de. Ben senin için... Nasıl yapıldığını öğrettiler. Anlamını da öğrettiler. Bu çiçek... Bugünün anlamı büyükmüş. Sevgi demekmiş, emek demekmiş. Aşk demekmiş. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Senin için yaptım. Ben aşka inanıyorum aslında. Bizim aşkımıza. Onun için... ...o mektupta yazanları sormak istedim. Bunları sen yazmış olamazsın. Söyle bana. Bunları yazmanı kim istedi? Benden ne saklıyorsun? Aşkım. Söyle. Kim yazdırdı bu mektubu? Senin böyle şeyler yazacağını kimse inandıramaz beni. Söyle. Kim zorluyor seni? Berçin geldi. Senin Fatih'le beraber olduğunu söyledi. Fotoğraf gönderdi. Ama ben o fotoğrafın montaj olduğunu biliyorum. Berçin mi oynuyor bütün bu oyunları? Bana olan saplantısından değil mi? Aslı, korkma, anlat. Bak ben yanındayım. Bizi kim ayırmaya çalışıyor? Bu oyunları kim oynuyor? Belki de bu oyunları oynayan yüzünden ben buradayımdır. Senin tercihin. Ölümün türlü türlü yolu var. Merakla da olur, bıçakla da. Tamam. Yalvarırım, yalvarırım dokunmayın o zaman. Ben siz ne isterseniz yapacağım. Hadi Aslım yanındayım ben, anlat. Bizi ayırmaya çalışan kim? Bize bu oyunları oynayan kim? Berçin mi? Fatih mi? Yoksa başka biri mi var? Söyle ki her şey açığa çıksın. Anlat Aslı. Lütfen anlat. Neler oluyor? Sen beni bırakmazsın, başkasına gitmezsin. Kim zorluyor seni? Bak. Buraya girdiğinde bıçaklandım. Az kalsın ölüyordum. Ama bu mektubu aldığımda canım daha çok yandı. Bir şey söyle. Berçin yaptı de, oyun oynadı de, tuzak kurdular sana de. Ozan senin yüzünden ölecek şimdi. Yapma. Yalvarırım yapma. Ben yalvarırım size, yalvarırım ne olur. Ne olur söyleyin onlara dokunmasınlar o zaman. Lütfen. Aslı niye ağlıyorsun? Bir şey söylesene. Unut beni o zaman. Sen ne diyorsun?
Ozan artık beni unut. Her şey bitti. Ben yokum. Hiçbir yere gidemezsin. Ozan lütfen. Lütfen daha da zorlaştırma. Aslım saçmalama. Sen beni seviyorsun. Ben sana beni bırak git dediğimde bile bırakmadın. Şimdi ne değişti? Yapamadım. Unut artık beni. Bitti. Aslan. Gözlerimin içine bak. En kötü günümde umut oldun sen bana. Kuyunun dibindeydim, ışık oldun. Yolumu kaybettim, yol gösterdin. Şimdi öylece ellerimi bırakıp gidemezsin. Sen böyle yapmazsın, ne oluyor söyle. Ozan bırak beni. Çıkmam lazım. Hemen çıkmamız gerekiyor. Daha değil, hiçbir yere gidemezsiniz. Ne diyorsun oğlum? Yakalanacağız. Ozan affet beni. Yapamadım. Artık unut. Aslım hayır. Ozan ne olur bırak beni. Unut. Niye bırakayım Aslım, niye unutayım? Kim istiyor senden bunu söyle. Gitmemiz lazım, yakalanacağız. Kendine gel Ozan. Eğer yakalanırsak aylarca hücreye tıkarlar bizi. Abi ne olacaksa olsun hiç umurumda değil. Aslım delirtme beni. Ozan yeter. Bırak beni, bitti dedim. Ben seni bekleyemem, anladın mı? Ben hayatımı heba edemem. Hoşça kal. Hadi 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 hadi. Aslım hayır. Aslım. Aslım gitme. Duydum. Hadi sen sakin olmaya çalış şimdi. Kalk bakayım biraz. Şundan da iç biraz. Kabus olsun bütün bunlar. Biri gerçek olmadığını söylesin. Maalesef hepsi gerçek Jülide Hanım. Şu ayılma bayılma numaralarınız da bittiyse çıkın gidin artık evimden. Yeter artık. Görmüyor musunuz? İyi değil. Asıl sizin yaptıklarınız yeter. Oğlumla hayatımdan çıkın gidin artık. Sizi daha fazla görmek istemiyoruz. Bu kadın senin annen mi? Ajan gibi soktun hayatımıza. Tarık polis çağır. Dolandırıcı bunlar. Başka bir kimlikle soktu bu kadını evime. Sakın Fatih'i karıştırma. Onun bugüne kadar hiçbir şeyden haberi yoktu. Ben oğlumdan doğar doğmaz ayrılmak zorunda kaldım. Yıllarca aradım onu. Ama sonunda buldum. Ona daha yakın olmak için üniversiteye iş başvurusunda bile bulundum. Beni sizin eve yolladılar. Sonunda oğlumla kavuştuk. Bugün beni affetti. Bundan sonra onu küçümsemenize izin vermeyeceğim. O yokmuş gibi davranamayacaksınız artık. Bundan sonra biz varız. Anne tamam. Sakin ol. Ha, yeter ama artık. Yoruldum. Çıkın gidin bu evden. Bu ev artık Fatih'in evi. Ve sizin bu evde yeriniz yok. İçin sağ ol. Ozan, bu sevdadan vazgeç artık. Kendini çok yıpratıyorsun. Vazgeçemem abi. Aslım doğru söylemiyor. Bu iş seni çok üzüyor. Sana iyi gelmiyor. Vazgeç artık. Abi düşündüğün gibi değil.
hastamı tanımıyorsun. Bu işin içinde başka bir şey var. Benim hastamı bulmam lazım. Hüseyin abi, benim buradan kaçmam gerek. Canım, güzel kızım benim. Siz her şeyi aldım zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Bak, bu benim kızım. Gelinim, oğlumun sevgilisi. Neyim var, neyim yok alabilirsiniz ama bizim sevgimizi satın alamazsınız. Oğluma babasından kalan ne varsa aldınız. Ama Aslı'mı alamayacaksın. Aslı'mı alamayacaksın ya, bir ömür mutlu olamayacaksın. Hadi hadi. Hadi kızım gidelim. Yanılıyorsunuz. Aslım beni seçti. Aşkımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne? Aslım? Yalan söylüyorsun. Aslımı alamazsınız. Üzgünüm. Sana sormadan anlatacağım ama bu kadın haddini aştı. Aslım burada kalıyor. Çünkü o benim sevgilim. Ve biz yakında evleneceğiz. Diyor bu. Bir şey söylesene. Hediye Hanım bakın, isterseniz siz de kalabilirsiniz. Yani sonuçta annem sayılırsınız artık. Kızım bir şey söylesene. Yalan söylüyorsunuz desene. Biliyordun değil mi başından beri? Müstakbel gelinim. Orada durma öyle yabancı gibi. Gel oğlumun yanında dur. Anne münasebet canım. Kızım durma öyle. Konuş, bir şey söyle. Şu kadına cevabını ver hadi. Hediye Hanım. Bakın biz birbirimizi seviyoruz ve niyetimiz de ciddi. Evleneceğiz. Verin elinizi öpeyim. Dokunma bana. Sen farklıydın. Ben hep Berçin'e kızardım. Nasıl yaptın bunu o zaman? Ama sen ondan daha beterini yaptın. Hiç mi acımam? Hiç değilse kimseyi böyle arkasından sanmadı. Yazıklar olsun sana. Bütün emeklerime yazıklar olsun. Çok yazık. Sen böyle bir kızardın. Böyle bir kızardın. Ben seni böyle bir kızardın. Ozan, saatlerdir konuşmuyorsun be oğlum. İyi misin? Aklından ne geçiyor? İyiyim abi. Çok iyiyim. Kararımı verdim.
Ne kararı verdin? Ne yapıp ne edip buradan kaçacağım. Benim aslında yüzle konuşmam lazım. Ben yanındayım, merak etme. Yaralarını sarmana yardım edeceğim. Her şeyinizi topladınız mı? Anne. Hediye Hanım, bakın söylediğim gibi, isterseniz siz kalabilirsiniz. Yakında akraba olacağız sonuçta. Yani aramızda bir düşmanlık olsun istemem. Bir saniye bile kalmam burada. Siz bilirsiniz. Ama dediğim gibi kapımız size her zaman açık olacak. Değil mi aşkım? Seni böyle göreceğime ölsem daha iyiydi. Lütfen. Lütfen affet beni. O ne demek ya? Sen affedecek bir şey yapmadın ki. Benim senin gibi bir kızım yok artık. Biliyorum Aslı. Başında bir bela var. Aslı bana onu yapmaz. Onu iyi tanıyorum. Herkesten iyi. Buradan kaçacağım. Aslı'mı kurtaracağım.